100 bin lira ayda para kazandıracak girişimimizin hikayesini anlattığımız video serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. haftadayız. Bu hafta hemen siteye atlamadan önce bir gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben İstanbul'da Kemalburgaz'da oturuyorum. Geçenlerde Göktürk'te bir yürüyüş yaparken küçücük bir dükkanın satılık ilanına denk geldim. Ben de bir süredir kendime bir stüdyo kurmak istiyorum. O yüzden de gittim baktım dükkana. Yani kabaca 25 metrekare tuvaleti bile olmayan bir dükkan bu. Ana cadde üzerinde ama böyle biraz yukarıda geride kalıyor. Şimdi daha fazla detayını vermeyeyim. Dükkan sahibine başım derde girmesin. İstedikleri fiyat 1 milyon 200 bin dolar. 1 milyon 200 bin doları Türk lirasına çevirin herhalde 35-40 milyona yakın bir para ediyor. Ve bu 25 metrekarelik bir dükkan. Her tarafı cam. Dükkanda yapabileceğiniz bayağı kısıtlı. Dediğim gibi kendi ait bir tuvaleti de yok. Ve ana yürüyüş yolu üzerinde değil ve Göktürk'ün en yoğun bölgesi de değil. Biraz böyle geride hafif yukarıda kalıyor. Yani o dükkana o parayı yatıran insanın eğer orada bir iş kuracaksa para kazanması mümkün değil. 1 milyon 200 bin dolarla her birine 100'er bin dolarlık yatırımlar yaparak tam 12 YouTube kanalı kurabilirsiniz. Ve inanın bana 100 bin dolar yatırım yaptığınız, iyi planladığınız bir YouTube kanalının getirisi çok çok yüksek olacaktır. Yani benim ana kanalımın getirisini burada şimdi söylemek istemiyorum. Fakat sizlerle beraber işte burada bir girişim kuruyoruz. 3. haftaya gelmiş durumdayız. Şu anda 8500 liralara gelmiş durumda aylık geliri ve hızla tırmanmaya devam ediyor ve daha yolun çok başındayız. Ben Türk insanının yatırım anlayışını kökten yanlış buluyorum. Bu betona bu yatırım yapma işi korkunç bir fikir ve insanlar özellikle son 2 yılda yaşanan anormal durumdan dolayı hep gayrimenkul fiyatlarının dolar bazında da yükseleceğine inanıyorlar. Oysa böyle bir şeyin imkanı yok. Dünyada hiçbir şey sonsuza kadar yukarı doğru gitmez. Nitekim beni de takip ettiğim bazı gayrimenkullerde dolar bazında fiyatlar da gerilemeye başladı. Yatırım bilmemek, iş bilmemek paraları hep yanlış yerlere yönlendiriyor. Bugün bana 1 milyon 200 bin dolar ekstra bir para gelse kesinlikle 12 tane YouTube kanalı kurmak için büyük bir hazırlık yapardım. Konular bile kafamda hazır. Neler yapacağımı da biliyorum. Ve böyle güçlü bir parayla ekibi baştan kuracağım için çok daha da hızlı yol alabilirdik de tahmin ediyorum. 12 taneye bile gerek yok. 300'er bin dolarlık 4 tane yatırımlı kanal kursak inanılmaz işler yaparız diye düşünüyorum. Dünya çapında işler olur. O yüzden 1 milyon 200 bin dolar olup dükkana yatırmak isteyenler beni bir arasınlar. Daha iyi fikirlerim var diye düşünüyorum. Böyle bir girişten sonra şimdi gelin bizim girişim hikayemiz nasıl gidiyor? Kanal ne kadar ilerledi? Son bir hafta neler oldu? Neler öğrendik? Buradan hem bir girişimci olma adına hem de bir YouTuber olma adına ne gibi dersler çıkar ona bakalım. Gidip 1 milyon 200 bin dolarlarınızı veya bilmiyorum çok daha küçük paralarla YouTube'a başlamak mümkün. Aslında hiç parayla başlamak mümkün ama gidip paralarınızı böyle saçma sapan şeylere harcamayın diye düşünüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Sizlere YouTuber ve girişimci olmak konusunda yol göstermeye çalıştığımız video serisine devam ediyoruz. Tam gaz. Girişimimizin adı ne? Kitap Ekspresi. Sesli kitap özetleri. Her pazar saat 9.30'da yeni bir kitap özeti yüklüyoruz. Bu hafta muazzam bir kitap yükledik. İnsanın anlam arayışı diye. Hala yaşadığımıza göre umutlanmak için bir sebebimiz var gibi çok da hoş bir kapakla yükledik. Kitap bir psikiyatristin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarına düşmesine dayalı gerçek bir hayat hikayesi. Viktor Frankl'ın yazdığı kitap ve o zor koşullarda, o ölümcül koşullarda hayatla nasıl konuştuğunu, hayatla nasıl barıştığını, hayat anlamını nasıl bulduğunu anlatıyor. Müthiş bir kitap gerçekten. Kitap müthiş ama kitabın performansı çok müthiş oldu diyemeyeceğim. 4500 izleme aldı şu ana kadar 2 gün içerisinde. Bu onun etkileyici sunumlar yapmanın sırlarından daha iyi performans çizeceğini gösteriyor. Ama 3 arasına bakacak olursak atomik alışkanlıkların burada gücünü görüyoruz. Demek ki insanlar daha pratik bilgilere ulaşmak istiyor. Hayatın anlamını çok sorgulamak değil. Buna göre içerikleri biraz değiştirebilir. Ama açıkçası zaman zaman biraz az izlemeyi göze alarak çok kaliteli olduğuna inandığımız kitapları yüklemeye devam edeceğiz. Çünkü bunlar da kanalın kalitesini artırıyorlar. Bunun dışında geçen hafta bir short video daha yükledik. Bu video çok iyi gitti. Bakın 1600 izleme almış sadece 2 gün içerisinde. Bir önceki videonun yükleneni ise 10 güne yakın oluyor. O 1100 izleme alabilmiş durumda şu ana kadar. Bu videonun daha iyi gitmesinin sebebi aslında bir tabii kullanıcı sayısındaki artış işi etkiliyor ama daha önemlisi çok pratik bir formül sunuyor Pınar burada. 4000 hafta isimli bir kitaptan gününüzü iyi geçirmeniz için 3 somut öneride bulunuyor. Zaten formülün adı da 3x3x3. Çok beğenildi. Burada görüyorsunuz 118'e yakın like aldı. 6 yorum aldı. Yani şu ana kadar giden en iyi short videosu oldu Pınar'ın. Buradan da Pınar kendine bir ders çıkarttı. Short videolarda daha pratik insanların hemen alıp kullanacağı tavsiyelerde bulunacak. Bu çerçevede short performansımızı artacağını düşünüyorum. Ayrıca bundan sonra haftada 2 YouTube short videosu yükleyecek Pınar. Çünkü shortlar kanalı çok canlandırıyor.
İnsanlar bir videoya 10-15 dakika ayırmak yerine 60 saniye içerisinde, YouTube'daki short süresi bu kadardır, bir bilgiye ulaşmayı çok seviyorlar. O yüzden short yapmak aslında bir sanat. Pınar'da bu sanatta adım adım ilerliyor. Peki kanalın performansı nasıl gidiyor? 23.468'e ulaştı üye sayımız. Son 28 günde 11.000 üye katmışız. Gayet iyi gidiyor. Son yüklediğimiz kitap ilk 2 gün 12 dakika performans açısına baktığımızda ikincide yükselmiş durumda. Fena değil. Paranın psikolojisiyle başa çıkamıyor şu anda. 4.600 izleme aldı. Ve çok önemli konulardan bir tanesi, kitabın kapağına bakarak tıklanma oranında bir artış var. Bakın burası yeşil. Bizim bir önceki videoda hatırlıyorsunuzdur belki, kitabın kapağını görüp tıklama oranı %3.8'di. Oradan yukarı doğru gelmişiz. Yani buradaki denememiz anlamlı sonuç vermiş gibi gözüküyor. Görüyorsunuz, daha kitabı açıklayan içinden önemli bir cümleyi paylaştık. Çerçeveyi daha etkin kullandık. Renkleri daha etkin kullandık ve sonuçlar daha iyi oldu. Kitap 5.33 saniye izlenmiş. Bu ortalamalarda. Ama bu seferki kitap daha kısaydı. 14 dakikalık bir kitap bu. Daha belki de 20 dakikalık özetler oluyordu. Bu yönden bu konuda da performansımız tırmanmış gibi gözüküyor. İnsan anlam arayışının özetine baktığımızda 4600 izleme almış şu ana kadar. Normalin 2000 üstünde. İzleme saati 424 saati bulmuş. Normalin 144,5 saat üstünde. 103 yeni üye getirmiş. Bu da sevindirici bir şey ve hafiften ciroda getirmeye başlamış. 162,80. Hatırlıyorsunuz, bizim kitap başına harcadığımız para 1600 lira. Yani yatırımın %10'unu geri aldık bile. 1 milyon 200 bin dolara olmadık boş bir dükkan almaktan daha iyi bir yatırım geri dönüş hızına benziyor. Yatırım geri dönüş hızı derken bu arada Atomik Alışkanlıklar, bizim kanalın şu ana kadar en çok izlenen kitabı, 3. haftada 2000 lira ciroya ulaşmış durumda. Yani masrafını çıkarttı 1600 lira. Bundan sonraki bütün gelir bize kar olarak yazacak. O yüzden inanıyorum ki içerik üretimi olmadık betonlara yatırım yapmaktan çok daha iyi bir yatırım. 1 milyon 200 bin doları ne zaman geri getireceğiz bir düşünün. Bizim bu paramız şu anda çıktı bile. Kanalın cirosuna kadar oldu 8.785 lira 28 günde. Fakat 28 güne değil de son 7 güne bakmayı seviyorum. Çünkü performansımız adım adım artıyor biliyorsunuz. Son 7 güne baktığımızda 2.800 liraya yakın bir ciro var. Bu günlük 400 lira bandına oturduğumuz anlamına gelir. Günlük 400 lirayı 30'a çarparsanız 12 bin lira civarında bir ciroya ulaştık. Yani hedefimizin %12'sine kanal full gaz yayına girdikten 3 hafta sonra ulaşmış durumdayız. Şu ana kadar kanala harcadığımız paranın tamamı bu ayın sonunda çıkacak. Buradan tabii bazı itirazlar geliyor. Hocam ama senin YouTube'da bir geçmişin var, oradan takipçilerin var. Pınar Hanım sosyal medyada aktif, oradan insan çabuk getiriyorsunuz diye. Bunlara haklısınız. Ama sonuçta onlar bizim geçmişte yaptığımız şeyler. Burada varlığın geri dönüş hızı olarak çok iyi performans izlediğini görüyorum kanalın. Gittikçe daha da iyi hale gelecek elbette. İçerik tarafında beni en sevindiren konu %3.8 hala ortalamada bizim impression click through rate, yani kapağı görünce tıklayan insanların oranı. Fakat unutmayın, son videoda bu %5'e çıkmış durumda. Ortalama izleme süresi de 7,5 dakika. Bu gayet iyi bir performans. Yani %30-35'i buluyor videoların izlenme oranı. Bunu biraz daha tabii yukarı çıkartmayı istiyoruz. 28 günlük ciro akışına baktığımızda tırmanışın devam ettiğini de görüyoruz. Hani böyle aranızda hisse senedi yatırımcısı olup teknik grafik okuyanlar varsa bu tırmanışın güzel olduğunu söyleyebilirler. Önümüzdeki günlerde daha hızlanacak elbette. Çok sevdiğimiz bir rakam, 25.300 kişi geri dönmüş. Returning Reviewer, yani üye olmuş ve artık bizi düzenli takip ediyor. Bu tabii bizi çok mutlu eden bir rakam. Son 28 günde Unique Viewers, yani tekil izleyici sayısı 101 bini bulmuş. Bu da önceki 28 günün epey bir üstünde. Burada da performansımız fena değil. Yeni üye sayısı da 11.100. Bu bir önceki 28 günün 10.900 üstünde. Yani uzun lafı kısası, çok rakamlara boğmayayım. İşler yolunda gidiyor. Şimdi işleri biraz daha yolunda getirmek için YouTube'daki short sayımızı 2'ye katlayacağız. Bunun dışında sosyal medyada kanalın tanıtımıyla ilgili biraz daha hızlanacağız. Sonra da yeni fikirlerimiz var. Muhtemelen gelecek hafta ilk kez 28 günde 12 bin lira ciro dilimine oturmuş olacağımızı tahmin ediyorum. Buradan oraya ciddi bir artış olacak diye öngörüyorum. Tabii gerçekler nasıl olacak onu göreceğiz. 12 bin lira son 28 güne ulaştığımız anda aslında Türkiye'deki asgari ücrete ulaşmış olacağız. Türkiye'de emeklilerin aldığı para 7.500 lira. Ondan kıyaslayınca onun üzerine çıkıyoruz. Tabii ki bizim hikayemiz herkes için geçerli olmayabilir. Ama YouTube aslında çok hızlı sonuç verebilen bir yer. Ve unutmayın, biz bunu bütün toplam zamanımızın çok küçük bir bölümüyle yapıyoruz şu anda. Başka işlerimiz var. Pınar çocuk büyütüyor. 1000 tane başka meseleyle ilgileniyoruz. Buna da işte haftada ayırdığımız birkaç saati içerisinde buralara gelmiş durumdayız. Ve hızlı büyüme devam ediyor. O yüzden herkese içerik üretmek konusunda veya küçükten de olsa bir yerden bir işe başlamak konusunda şiddetli tavsiye ediyorum. Ve unutmayın, bu üst üste birikerek
giderek giden bir şey. Kendi kanalımdan da bunu görüyorum. O hafta bir içerik üretmesem bile cirom devam edebiliyor. Bu da yavaş yavaş bunun bir pasif gelire dönüştüğü anlamına geliyor. Benim kanalımda biraz daha zor bu. Çünkü orada çok canlı, Nasdaq'ta ne oluyor, Amerikan borsalarında ne oluyor onu paylaşmam gerekiyor. Kanalı canlı tutmak için. Oysa burada evergreen dediğimiz yani daima taze kalacak içerikler var. Bu kitap özetleri, kitap sevenlerin, bir kitabın özetine çabuk ulaşmak isteyen insanların veya ilgisini çeken bir başlığın içinde neler olduğunu görmek isteyen insanların hep önünde olacak. Ben o yüzden ciromuzun da adım adım büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. İleride başka uygulamaya da getireceğiz. Evet, bugünlük de bu kadar. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. 1 milyon 200 bin dolara gidip anlamsız dükkanlara, betonlara para yatıracağınıza bir iş kurun. Görüyorsunuz çok hızlı karşılık alabiliyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.